Bilginin transferi, Deniz Hanım'ın da söylediği gibi gerçekten çok önemli ve teknoloji transfer ofislerinin, bilginin ekonomik ve sosyal yarara dönüşümünde de çok önemli bir rolü var. Fransa ve Amerika bu dönüşümde başarılı uygulamaları olan iki ülke ve Fransa ve Amerika teknoloji transfer ofisleriyle eşleşmeler yapıldı ve bu yapılan eşleşmelerde de iki haftalık çok önemli bir deneyim yaşandı. Neler yaşandı? Bu deneyimden nasıl kazanımlar elde edildi? Bunlar uygulamaya alınabildi mi? Şimdi tüm detaylarıyla bu süreci öğreneceğiz. Bu süreci detaylarıyla dinleyeceğiz. Bu oturumumuzun moderasyonunu da teknoloji transfer hızlandırma Türkiye İş Geliştirme Lideri Sayın Doğan Taşkent yapacak. Sayın Taşkent'i sahneye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım, iki sene hoş bir zaman geçirdik. Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi projemizin üç ana konusu vardı. Bugün gün içinde onlar üzerinden teker teker geçeceğiz. Çıktıları sizlerle paylaşacağız. Şu anda bunlardan bir tanesi olan TTO'larımızın etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında yurt dışı seyahatlerimiz vardı. Onun bilgi ve tecrübe aktarımını sizlerle beraber yapacağız. 9 sunumumuz var. 5'er dakikadan hızlı hızlı ilerleyeceğiz. O yüzden TTO'larımızı ön tarafa alabilirsek hepsini, konuşma yapacakları, arka arkaya geçebiliriz. Ben sözü daha uzatmadan hemen ODTÜ TTO Edil Büsekök Hanım'ı davet etmek istiyorum. Boston University ile ilgili paylaşımlarını bizlere sunacak. Merhabalar, ben İdil Bulsakök, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Haklar ve Sözleşmeler Program Yöneticisiyim. Öncelikli olarak ODTÜ TTA olarak bize bu bilgi transfer sürecini sağladıkları için tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Gördüğünüz üzere ODTÜ TTA olarak her ne kadar Boston TTO ile eşleşmiş olsak da görmüş olduğunuz bu tüm TTO'larla da görüşme fırsatını yakaladık. ODTÜ TTA olarak buluş bildirimi ve fikri haklar politikalarına ilişkin edindiğimiz bilgileri kısaca şimdi sizinle paylaşacağım. İlk olarak görüştüğümüz TTO'lar buluş bildirim sürecini TTO aktivitelerinin özünü oluşturduğunu belirterek iyi bir BBF buluş bildirim formunun ne gibi özellikler içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öncelikli olarak formun kısa ve açık bir şekilde olması gerektiği fakat formun ne şekilde doldurulacağının ise uzun ve detaylı bir şekilde açıklanmasının akademisyeni çok daha rahatlatacağını belirtmişlerdir. İkinci olarak kullanıcı dostu ve yani online bir formun akademisyenler açısından daha ulaşılabilir olmasını sağlayacağını belirtmişlerdir. Gördüğümüz önemli bir uygulama ise çalışma alanlarına özel farklı buluş bildirim formlarının bulunmasıdır. Örneğin yazılımlar, eserler, teknik konular için farklı buluş bildirim formlarına açıkçası görüşmelerimizde rastladık. ODTÜ TTA olarak tüm bu belirtilen hususları uygulanabilir buluyoruz ve kendi süreçlerimize de dahil ettik. İkinci olarak buluş bildiriminin bize sadece bir formdan ibaret olmadığını fakat bir bütünsel bir sistem olduğunu belirtmişler. Fakat bu sistemin en önemli noktasının ise buluş bildiriminin TTO'lara ulaşmadan önceki aşaması yani iletişim aşaması olduğunu söylemişlerdir. Kendileri hocaları lablarda sürekli ziyaret ettiklerini sanayiyle uyumlu çalışmaya yönlendirerek sayıca fazla BBF elde etmek yerine kaliteli bir patent süreci ortaya çıkardıklarını belirtmişlerdir. Burada önemli bir noktayı da belirtiyorlar. TTO'yu tanıyan, sürekli iletişim içinde olan hocaları es geçmediklerini ve onları da sürekli ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Bize vermiş oldukları genel bir istatistik ise gelen BBF'lerin yarısının patentlendiğini, bunların yarısının da ticarileştiği yönünde olmuştur.
Açıkçası ziyaretimizin zamanlaması bizim açımızdan çok sevindiriciydi. Şubat ayında bu ziyareti gerçekleştirdik ve Ocak ayında bildiğiniz gibi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun üniversitelere bildiğiniz gibi buluşlar üzerinde hak sahipliği tanıdı. Biz açıkçası bu süreci çok uzun süre önce içselleştirmiş olan Amerika'daki TTO'larla bu süreci konuşabildiğimiz için çok büyük kazanım elde ettik. Ve kendilerine bu kanunun ülkemizde yeni yürürlüğe girdiğini belirttiğimizde bize üniversitenin hak sahipliğinin çok fazla yararı olduğunu belirtmişlerdir. Burada kısaca bunlara değindik. En önemlileri buluşçunun üniversiteden ayrıldığı zaman buluşun üniversitede kalacak olması, hocalarımızın mali olarak bu patent masraflarını karşılamaması nedeniyle buluşların patentlenmesinin önüne geçileceğini ve örneğin bir lisanslama olduğu zaman birden fazla buluş sahibinin olması durumunda lisanslamada sıkıntı yaşanmayacağını çünkü hak sahipliğinin üniversitede olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada tabii fikri haklar konusunda nasıl bir politika oluşturmalıyız diye de sorduk kendilerine. Çünkü biz de tüm diğer TTO'larla birlikte yeni kanuna uygun fikri sınai mülkiyet yönergelerimizi hazırlamak üzereyiz veya hazırladık. Bu noktada sorduğumuzda bize söyledikleri fikri haklar politikalarının mutlaka tanımlar kısmının çok açık bir şekilde yazılması gerektiği oldu. Hak sahipliğinin olsun çeşitli durumları mesela buluşçunun ölümü, üniversiteden ayrılması veya sadece süreli olarak bir buluşçunun üniversitede bulunması durumlarının açık açık uygulamalarıyla birlikte yazılması gerektiğini söylediler. Diğer bir nokta ise üniversiteler akademisyenleri işe almadan önce bir participation agreement imzaladıklarını söylediler. Bu agreement'la buluş sahipleri haklarını üniversiteye devrediyor. Üniversitede bir IP policy'nin olduğundan haberdar oluyorlar ve örneğin bir lisanslama yapıldığında, bir gelir elde edildiğinde buna ilişkin olarak o sırada hangi IP policy'nin uygulanacağına ilişkin de bize yol göstermiş oluyor. Çünkü imza tarihindeki policy'yi uyguladıklarını ifade ettiler. Son olarak ise kısaca elde edilen royalty'lerin ne şekilde dağılım yapıldığını sorduk. Ve bize söyledikleri patent masrafları düşürdükten sonra kalan gelirin yaklaşık %15 ile 20'si TTO'ya kalıyor. Kalan gelir ise eşit bir şekilde buluş sahibi, fakülteler ve üniversite arasında paylaştırıldığını ifade ettiler. Ben bu kısa süre içerisinde bunu toparlamaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Kayseri Erciyes TTO'dan Serhat Dalkılıç Bey'i davet ediyoruz. Texas A&M zaten tişörtüyle de burada görüyoruz. Çok teşekkürler Serhat'cığım. Herkese merhaba. Serhat Dalkılıç, Erciyes TTO Fikri Haklar Koordinatörü. Öncelikle kıyafetime bir açıklama getireyim. Herkes böyle resmi giymişken neden böyleyim? Bugünkü benim sunum konum alumni yani mezun network'u ve bununla beraber student internship. Benim sunum burada. Evet. Texas A&M biz öncelikle Miami ile eşleşmiştik ama daha sonrasında Texas A&M ile olması gerekti. Bizim için çok faydalı oldu. Burada tüm TTH ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. TTH bünyesinde gittiğimiz Texas A&M College Station diye küçücük bir kasabada. Kasabanın fotoğrafını görüyorsunuz. Ortada main campus var. Hemen ileride de TTO'nun ana binası var. Yaklaşık 90 bin kişilik bir kasaba, 60 bini öğrenci. Ama 90 bin kişilik kasabada 80 bin kişi bu renkle geziyor. Öyle bir fanatizm var. Aşırı derecede bağlılar kendi üniversitelerine. Aslında bir üniversite sistemi var. Tek bir üniversiteden var olmuyor. Birçok üniversitenin bileşeni var. TTO'nun da ortadaki kırmızıyla işaretlediğimiz yer direkt sistem yönetimine bağlı bir yapısı var. Şimdi biraz sayılardan bahsedecek olursak, Amerika'da da çok büyük bir yer Texas A&M sistemi. Yaklaşık 1 milyar dolar yıllık araştırma bütçesi olan devasa bir kütleden bahsediyoruz. Hızlıca sayıları verecek olursak, 200 civarında buluş bildirimi alıyorlar. İşte patent başvuru sayıları, gelen patentleri, lisans sayıları bizim için kritikti. 45 civarında lisans sayıları var. Yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da yıllık lisans getirileri var. Bu 2016'da 12,5 milyon dolar oldu.
Ama asıl bizim bugünkü sunum konumuz AGS Network. Yani Texas A&M'deki alumni'nin okula verdiği destek. Baktığın zaman AGS Network'ta şöyle diyorlar. Bu sizin nerede okuduğunuz değil, sizin kim olduğunuzu gösterir. Bu rakamlar son güncel rakamlar arkadaşlar. 12 milyon 528 bin dolar yıllık katkı sunuyorlar Texas A&M sistemine sadece mezun kadroları. Bu finansal olarak sunduklarının haricinde birçok aynı yardımlar da mevcut AGS tarafından. Neler yapıyorlar? Baktığınız zaman birçok fon mekanizması geliştiriyorlar Texas A&M için. Bununla beraber network'u kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Tabii bunlar için yüzük çok önemli. Uçakta iki kişi birbirinin yüzüğünü görse Texas A&M'den misin diye sorarak muhabbete girip oradan iş çıkarabiliyorlar. Bu çok kritik derecede önemli bir şey ve yüzüğü çok önemsiyorlar. Ve AGS ruhunu da var etmeye, daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Şöyle de bir alumni center'lar var. Önünde kocaman yüzüğü görüyorsunuz zaten. Devasa bir yüzük ve herkes yüzük takıyor. Yüzük sayısı inanılmaz fazla. Yılda yaklaşık olarak 300 event gerçekleştiriyor AGS event. Ve şu anda yıllık alumni center'ın ziyaret sayısı 100 binin üzerinde. Böyle bir alumni merkezi olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Peki devamında ne yapıyoruz? İkinci başlığımız bizim Student Internship Program. Bildiğiniz gibi TTO uzmanı diye bir meslek henüz yok. Bununla ilgili ÜSİMP'in çalışmaları var. TTO meslek olarak adlandırılmasına yönelik olarak. Bizler tabii ne yapabiliriz? Piyasada yetişmiş kalifiye elemanımız olmadığı için üniversite öğrencilerini TTO bünyesine alıp junior'dan yetiştirip uzman kadrosuna çıkarabiliriz. Biz bunu yaklaşık kendi TTO'muzda 4 yıldır yapıyorduk ve oraya gittiğimizde gördük ki aslında orada da bu sistem uygulanıyor. Startup Agilent diye startuplar var. O startuptan ve diğer teknoloji tabanlı, mühendislik tabanlı diyebileceğimiz bölümlerden arkadaşları alıyorlar ve bununla beraber kendi bünyelerinde çalıştırıyorlar. Burada Hacettepe'den Esra Hanım'la ben beraber gitmiştik. Son fotoğrafta en sağ başta gördüğünüz iki kişi intern dediğimiz, junior dediğimiz öğrenci arkadaşlar. Bunu biz nasıl uygulayabiliriz'e baktıktan sonra bir de şunu anlatayım. Burada da competition, invention competition diye bir yarışmaları var. Orada da buluşları yarıştırıyorlar. Anlık olarak takım oluşmasını istiyorlar. Bizden farklı olarak 2 gün sürüyor ve tüm masrafları yine üniversite karşılıyor. Tabii Amerika'da olmanın getirdiği avantajlar var. Texas'ta olmanın en büyüklerden biri olmanın getirdiği farklı avantajlar var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma devasa kompleksler var ve buraları TSO'nun sunumuna, kullanımına açmışlar. Bunlar da tabii oradaki öğrencilerin TTO'da çalışırken anlık olarak sahaya inmesini sağlamakta faydalı oluyor. Biz ne yaptık döndüğümüzde? Biz de girişimcilik stajını başlattık. Zaten biz junior kullanıyorduk. Ancak girişimcinin junior olur mu diye bir çalışma yürüttük. Bizde SERA diye bir program var. Bu girişimcilik merkezimiz, ön kuluçka, kuluçka hızlandırıcı dediğimiz. Orada 3'er haftalık her takıma bir girişimci stajı verdik. Bu stajyerler istedikleri takıma dahil olabiliyorlar. İsterlerse başka takıma geçebiliyorlar ve her bir takımda 3'er hafta süreleri var. Devamında kendi takımlarını kurabiliyorlar. Anlık olarak görüntüleri de bu şekilde dedikten sonra sanırım yetiştirdim. Teşekkür ediyorum. Serhat Bey çok teşekkürler. Özellikle mezun ağı çok kritik. Yani çoğu üniversitemizde bu var ve bunu hakikaten hayata geçirmemiz lazım. TTO programı altında bunu çok düşünmüyoruz ama bak saat de burada. Çok düşünmüyoruz ama hepimizin önünde bir böyle bir değer var. Bu mezunlarımızı üniversitelerimize çekmemiz lazım. Şimdi Fırat TTO'dan, Elazığ'dan Müge Ak Hanım'ı davet ediyorum. Kendisi SAT, Paris Hakle ve EDF Inov ziyaretlerini alacak. First of all, I would like to start in English. We visited France, and BPI France is here. Therefore, I'd like to thank to BPI France and to all TTO teams of France for their kindness and hospitality during our stay in France. And also, I'd like to thank to TTA team for their support as well. And I'd like to continue in Turkish to my presentation.
Fransa 2012 yılında Investment for the Future adında yeni bir model kurgulayarak 14 adet SAT kurmuştur. Amaç akademik laboratuvar ile inovatif iş arasında arayüz olmaktır. SAT'lar genel anlamda laboratuvarda yapılan inovasyonları keşfeder. Bunlar içinde kriterlere uygun olarak lisanslanabilecek, sanayinin ilgileneceği, ticarileşebilecek ve para kazandıracak projelere kamu kaynağı ile yatırım yapılır. Genelde TRL 2-3 seviyesinden aldıkları projeleri Proof of Concept yatırımı yapılarak TRL 6-7 seviyesine getirilir. Laboratuvarda seçilen iş fikri ekonomik getiri olarak analiz edilir. Olgunlaşma öncesi süreçte teknolojik kuvvetlendirme, patentleme, ürün pazar analizi yapılır. Yatırıma karar verilen iş fikirlerinin proof of concept yatırımı yapılır ve TRL seviyesi yükseltilmiş yaklaşık 24-36 aylık süreci tamamlamış fikirlerin teknoloji transferi gerçekleştirilir. Proof of concept süreci tablodaki gibi özetlenebilir. Detayında ise laboratuvarlar düzenli ziyaret edilerek buluşlar incelenir. Fikrin ne seviyeye getirildiği, yayın olup olmadığı araştırılır. SAT uzmanı pazar ile ilgili araştırma yapar. Teknolojinin ne olduğu, bu buluşa ihtiyaç olup olmadığı, rakipler, müşteriler, pazar fırsatlarının olup olmadığına bakar. Olgunlaşma öncesi süreçte en geniş haliyle proof of concept tarifine uygun IP'ye nasıl başvurulmasının daha verimli ve rekabetçi olacağı araştırılır. Bu süreçte SAT uzmanları, araştırmacı, IP mühendisi ve patent avukatı beraber çalışırlar. İş geliştirme bölümü patente değer belirlemeye çalışırken, ki bunu hem sanayiden gelen kendi uzmanlarına danışarak hem de kendi içerisinde yaptığı araştırmalarla buluyor, cost analizi yapıyor. Aynı zamanda gelecekteki değeriyle bugünkü değerini karşılaştırıyor. Potansiyel müşterilerle de görüşüyor aynı dönem içerisinde. Hangi endüstrinin bunun için daha karlı olacağına, kimlerin bununla ilgileneceğine bakıyor ve onlarla ön görüşmeler için confidentiality agreement'lar imzalıyor. Daha sonra da müzakerelere başlıyorlar. Müzakerelerde de firmaların bu teknolojiyi nerede kullanacağı, eksklüzivite isteyip istemediği, hangi ülkelerde kullanılacağı ve fiyat fikri gibi unsurları dikkate alıyorlar. Proof of concept kavramını güçlendiren ve kavramı formüle edilen işler yatırım komitesinin kararına sunuluyorlar. Burada her ürün değil ama bazıları kabul ediliyor. Kabul edilenler için kamu fonu ile yatırım yapılıyor. Proof of concept sürecinde devam ve tamam kararı için kilometre taşları belirleniyor ve proje kontrol altında tutuluyor. Beklentilerin karşılanmadığı herhangi bir anda proje durdurulabiliyor ve bunda herhangi bir sakınca veya tereddüt görmüyorlar. Finansal süreç ise mümkünse partner şirketler ile geliştirilmeye çalışılıyor. Finansal harcamalardan SAT'lar kendileri sorumlu. Proof of concept sürecini başarı ile tamamlayan projelerin teknoloji transferi şirketlere, startuplara veya aracılara aktarılarak tamamlanıyor. Burada diğerlerinden farklı olarak SAT Paris-Saclay modeli de vardı. SAT Paris-Saclay özel bir projenin Amerika'daki Silicon Valley'nin Fransa'daki versiyonu olarak tasarlanan bir proje. Ve üniversitenin de hissedarı olduğu bir yer. SAT Paris-Saclay'de üniversite tohum fonu ile geliştirilen projeler çağrı esaslı olarak seçiliyor. Dört adımdan oluşan bir çağrı var. Bunun toplamı 8 ila 12 ay arası bir süreç alıyor. Dördüncü adıma gelmiş projelere artık proof of concept yatırımı yapılıyor. Ve bu yatırımdan sonra burada süreç diğer SAT'larla aynı lisanslama yapılıyor. Teknoloji transferinde verdikleri datayı da paylaşmak istiyorum. %29 COBİ'lere, %60 startuplara ve %11 de büyük gruplara dağıtılmış. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
chest, pardon. Şimdi Gazi Antep Target TTA ofisinden Ekrem Bey'i çağırıyoruz. Ekrem Bey'le bir iki cümle söylemek istiyorum. Ekrem Bey projenin başında bizdeydi. Böyle güzel saçları vardı. Sonra projenin ortasında, başında, hani başladık bir iki hafta sonra bir rahatsızlığı oldu ve biraz dinlenmesi gerekti ama projeyi bırakmadı. Kanseri yendi. Yanımızda iyi ki buradasınız. Tebrikler bir tanesi. Ve aynı yakışıklı saçlarıyla tekrar burada. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok da rahatlattı vallahi beni. Her ne kadar sizin karşınızda konuşmak heyecanlı. Tabii Amerika'ya 3 gün gitsek 10 yılı anlatıyoruz. Biz 21 gün gittik. 5 dakikada anlatmak zorundayız. Biraz zor bir durum. Ben Gaziantep Üniversitesi Target TTO'dan 5 yıldır genel müdürlük yapıyorum bu şirkette. Louisiana State Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Burası çok doğru bir eşleştirme olduğunu düşünüyorum. Hacim olarak işte 400 civarında akademik kadronun olduğu bir üniversiteydi. Bizimkine yakın, güneyde. Her ne kadar biz başka sorunlarla uğraşıyor olsak da onlar da tsunami gibi, fırtına gibi bazı sorunlarla uğraşıyorlardı. Ve dolayısıyla biraz kendime yakın buldum ve hani faydalı bir eşleşme süreci olduğunu düşünüyorum. Mart ayında bu ziyareti gerçekleştirdik. Özellikle ziyaret raporlarımızda iCore programını anlat dediler. Faydalı olacağını düşündüler TTO'lar için. Ben biraz bu programdan bahsetmek istiyorum. NSF'in yani Amerikan TÜBİTAK'ın çeşitli bölgelerde bizim BİK desteği ve uygulayıcı kuruluşu verildiği gibi verilen bir program. Özellikle akademisyenlerin laboratuvarın dışında düşünmesini sağlamayı amaçlayan ve şimdiye kadar 1000 civarında takımın bu işi bitirdiği, bu programı yürüttüğü bir program. LSU'da benim gittiğim üniversite 2016'dan beri bu programı yürütüyordu. Ve özellikle bu programı yürütürken şu dikkatlerini çekmişti. Lisans, yani ticarileşen teknoloji sayısını 3 kat arttırdık bu proje sayesinde, program sayesinde demişlerdi. Ondan dolayı burada anlatmaya değer bulduk bu uygulamayı. Amaçları işte bilim adamlarını, araştırmacıları laboratuvar fokusundan biraz uzaklaştırmak, projeleri teknoloji ve ticari ürünlere çevirmek ve kurulmuş şirketleri bir curriculum'a, bir müfredata bağlı olarak bu girişimci yetişme süreçlerine dahil etme amaçlı bir süreçti. Birazdan detaylı bahsedeceğim. Haftada en az 3-5 saatlerini ayırmalarını taahhüt altına alıyorlardı iCore'a dahil olan programlardan. Ve sonunda beklenen şeyler şurada sıralanıyor. İşte bir rekabetçi patentlerin veya yayınların bilinir duruma gelmesi, yani teknolojiyle ilgili. Teknolojinin pazar boyutuyla ilgili ve market trendleriyle ilgili bilgi sahip olması, rekabetçi ürünlerle ilgili analizlerin yapılmış olması, en az 15 tane müşteri mülakatının gerçekleştirilmiş olması gibi bir süreçti bu. Özellikle benim vurgulamak istediğim nokta, hani nasıl iki katına, bu yarılar kuralı diye bir kuraldan bahsetmişti oradaki benim mentorum. İşte bizim üniversitemiz ortalama 100 civarında invention disclosure alır, buluş bildirimi alır. Bunun 50'si patentlenir, bu 50'nin 25'i işte uluslararasına götürürüz. Bu 25'in 12-13 tanesi patent grant olur, belgelenir. 6 tanesi ortalama lisanslanabilir diye böyle %50 iniyor. 3 tanesinde lisans veririz diyor. Biz daha önce bir taneye yılda zor veriyorduk. Bu iCore sayesinde işte akademisyenin bakışını biraz laboratuvarın dışına çekerek bu biri 3'e çıkartmış olduk. Yani 3 kat başarıyı arttırmış olduk demişlerdi. Özellikle iCore'un da faydasını şu işaretli olarak gösterdiğim kısımda sağladıklarını söylüyorlar. Yani invention disclosure'ların patent başvurusuna döndüğü noktada bir verimlilik artışının bu noktaya getirdiklerini söylüyorlar. Özellikle ben bu iCore'un eğitimlerine de katıldım orada, programlarına da katıldım. Özellikle ya yani müşterinin ne hoşuna gidecek üzerinden gidiyorlar. Bu soruyu sürekli sorduklarını gördüm. Takım başına 3000'er dolar veriyorlar ve bunu diyorlar bu program boyunca harcayacaksınız ziyaret için, yani kendi ihtiyaçlarınız için ve kazanana da 50.000 dolar bir ödül koyarak devam ediyorlar. Ayrıca prototipler için de ayrı bütçeler verdikleri oluyormuş. Pratikte neler oluyor? Yani benim gördüğüm pratikte bir meydan okuyorlardı yani öğretim üyelerine. Böyle bir yaklaşım vardı. Örneğin birkaç özellik.
Yani böyle karizmatik eğitimciler vardı, diyorlardı. Yani mutluluk anlamaktan başlar. İşte sen duymak istediğini doğrulamaya ihtiyacın yok. Senin dinlemen lazım önce müşteriyi gibi böyle güzel ilham verici konuşmalar oluyordu. Mesela profesör konuyu anlatıyor. Anında işte teknolojik özelliği anlatırken anında bölüp kimin umurunda diye adama söylüyorlardı. Adam yani bu şöyle şöyle bir teknolojidir falan diyor. Kimin umurunda tekrar soruyor. Ondan sonra ya kimin umurunda lütfen benim cevabımı verir misin diye böyle sürekli meydan okuyan bir yapıda eğitimler sürüyordu ve çok hoşuma gitti. Ve ilk ve son sunumları kayıt altına alıyorlardı ve o gelişimi kendilerinin fark etmesini istiyorlardı. Bu normal veriler iCore ile ilgili işte şimdiye kadar 2011-2016 yılları arasında NSF'in yürüttüğü programlardan çıktılar. Ben program boyunca bana destek olan, özellikle projeye partner olmamı, yani oyunda kalmamı sağlayan Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim sunum bu kadar. Şimdi de Konya, Selçuk TTO'dan Merve Yıldırmoğlu Hanım'ı çağırmak. Buradasınız, harika. Kendisi Oregon Health Science University ile ilgili. Bu arada bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bütün bu sunumlar web sitemizde olacak. Bunların hepsini rahatlıkla indirebilirsiniz. Herkese merhaba. İsmim Merve Yıldırımoğlu. Konya Teknokent Selçuk TTO'dan geliyorum. Girişimcilik ve şirketleşme biriminden. Aslında bugün FSM koordinatörümüz Mehmet Tanyer burada olacaktı ama yurt dışında olduğu için onun yerine ben katıldım. Selçuk TTO olarak Oregon Health Sciences University ile birleştik. Karşılaştırma yapabilmek adına öncelikle ben Selçuk TTO faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. 2006 yılından beri faaliyetteyiz. Odak sektörümüz bilişim teknolojileri, biyoteknoloji ve mekanik. Kuluçka'nın Kuluçka şirketlerine sağladığı maddi teşvikler, TÜBİTAK veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hibe destekleri. Selçuk TTO bünyesinde şu an Kuluçka'da 45 şirketimiz bulunmakta. Hepsine şirket olarak hibe desteği var. Kuluçka kurulduğundan beri 42 akademisyen, 23-29 öğrenci ve 11 akademik olmayan girişimci Kuluçka'da yer aldı. Kuluçka'ya kabul kriterimiz TÜBİTAK veya Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe alınmış olması. Her yıl 6 startup için ticaretleştirme eğitimi vermekteyiz. Kuluçka firmalarına yönetim, finans ve iş modeliyle ilgili seminerler düzenlemekteyiz. Kuluçka stratejisi ve faaliyetlerimiz başlangıç için fikri mülkiyet lisansı, başlama eğitimi, şirketleşme seminerleri, ofis alanı sağlanması, danışmanlık, hükümet destek programları konusunda destek, yatırımcılarla eşleştirme gibi faaliyetlerimiz bulunmakta. Oregon Health Sciences University bünyesinde yer alan Startups programından bahsetmek istiyorum. 2000 yılında kurulmuş. Oregon'un ilk hızlandırıcı programı ve aynı zamanda hali hazırdaki tek ölçekleyicisi. Uçtan uca hızlandırıcı yaklaşımı benimsemiş. Mevcut bir döngü içerisinde 3 belirleyici aşaması bulunmakta. Bunlar Survive, Strive ve Thrive. Survive programı 18-36 ay süren, başlangıçların 2'de 3'te 2'sinin başarısız olduğu ve en büyük hataların yapıldığı ve aynı zamanda en çok zamanın harcandığı hayatta kalma programı. Strive programı faiz, yatırım ve destekler azalırken gerçek modellerin sürdüğü büyük sürdürülebilirlik, karlılık ve yatırım aşaması. Thrive aşaması ise parlama aşaması, aynı zamanda exit aşaması. Şirketi büyüyen üyeler yardımcı olarak startup döngüsünün içinde kalıyor. Döngüden çıkmıyor. Yeni başlayanlar için eski üyeler zaman harcıyor, finansal destek sağlıyor ve kendi tecrübeleriyle ilgili bilgilendirme yapıyor döngü içerisinde yer alan yeni başlayan şirketlere. Bu program Selçuk TTO'da mevcut olan Startup Level Up ve Grow Up programları ile benzerlik taşımakta. Selçuk TTO'da yer alan aşamalar daha kısa süreli ilerliyor. Teknoloji transfer ekosistemi startuplar açısından exit stratejilerinin yaygınlaşmasıyla olgunlaşırsa 5 sene içerisinde exit yapanları biz de döngünün içerisinde tutmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde böyle bir planımız var. Önemli bulgulardan bahsedeyim. İnkübasyon ve ölçeklendirme sadece şirket sahipleri için var. Ve bunlar o döngünün içerisinden çıkmıyorlar.
Bu aşamada yatırımcı olarak görev alıyorlar. Bu anlamda döngünün sürekliliği sağlanıyor. Süreli mentorluğu başlatırken 12 adet B planı olmayan girişimci bir araya gelmiş ve farklı halkalar da eklenmek suretiyle zinciri genişleterek bugüne gelmişler. Yani davası olan, bu işe gönül vermiş insanlar bu döngü içerisinde yer alıyor. Amerika'daki diğer geleneksel inkübasyon proseslerine nazaran bu girişimciler 6 kat daha fazla işi devam ettirebiliyorlar. Yani süreklilik çok yüksek. 4 kat daha fazla fonlama sahibi olabiliyorlar. 4,5 kat daha yüksek çıkış yapma oranları var. 21 kat daha fazla programda rol almaktalar. Uyarlama aşamasında anahtar bulgularda sunulan kendi şampiyonlarımız vasıtasıyla kendi inkübasyon sürecimizdeki dahilini arttırmak hedefimiz. Örnek verecek olursak, teknogirişim sermaye desteği alarak Konya Teknokent'te kurulan GM Bilişim firması şu an yeni başlayan startup firmalarına kendi deneyimleriyle ışık tutmakta. Biz de buna benzer grow up firmalarından bilgi anlamında faydalanmaktayız. Selçuk TTA olarak gerçekten istekli ve B planı olmayan yeni girişimcileri biz de tespit ettik. Bunlara bir takım hizmetler vermekteyiz Teknokent uzmanları olarak. Starwaps Selçuk TTA ekibi Oregon'a gittiğinde kendisinin de finansman desteği sağladığı bir melek yatırım ağı oluşturmuştu. Katılımcıların hepsi ve büyük oranda hangilerinin ne kadar para yatıracakları da belliydi. Bu yolda bahsedilen girişim ağı sayesinde şirketleri yatırım ağına ortak edip artık kazanç sağlamak niyetindelerdi. Biz de aynı şekilde Oregon bazlı startups gibi Konya bazlı bir yatırım ağı kurmak üzereyiz. Bu yolla yatırım ağına şirketleri de ortak edip kendi exit senaryomuzu bu ağ vasıtasıyla gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Yurt dışında bunun bizde Konya'da uygulanması için her türlü yardım yapacaklarını taahhüt ettiler. Hatta uzaktan Skype'la bağlanarak hem mentorlara hem girişimcilere bu şekilde destek olacaklarını belirtmişlerdi. Oldukça faydalı bir model. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz de bu programı Konya Teknokent'te uygulamayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Burada kritik şunu bir daha vurgulamak isterim. Bu arada Anıl Hanım'ı çağıralım. Koç Üniversitesi'nden lütfen. Survive, strive, thrive. Yani hayatta kal, çabala ve geliş. Belki biz kuluçkalarımızda çok fazla pamuklar içinde yaşatıyoruz startuplarımızı. Biraz daha hayatta kalma ve daha adale geliştirme üzerine de uğraşmamız lazım. Oradan hayatta kalanlar çabalayacaklar. Ondan sonra da gelişip gidecekler. Çok teşekkür ederim. Bu 3 kelime çok vurucuydu. Analım. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Anıl Çetin, Koç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden. Ben de bu programdan faydalanma şansını yakalayanlardanım. Ve açıkçası çok da doğru bir eşleştirmeyle Dartmouth College'da bir hafta vakit geçirdim. Ve oradan yansıma olarak da teknoloji transfer yazılımlarının etkin olarak kullanılması konusunu çok kısa olarak aktarmaya çalışacağım. Daha önce de bahsettiğim gibi Dartmouth College çok kısaca 250 yıllık aslında, 250 yaşında bir Ivy League araştırma üniversitesi. Araştırmasıyla çok kuvvetli bir üniversite. Tıp fakültesi, mühendislik ve işletme fakülteleriyle oldukça güçlüler ve bu üç fakültesinde aslında teknoloji transfer sisteminde oldukça etkin olarak kullanmayı başaran bir üniversite. Aslında küçük bir üniversite, çok büyük değil. Ama ona rağmen 220 milyon dolarlık bir araştırma bütçesinden bahsediyoruz aşağı yukarı bir perspektif akıllarda olsun diye. Yılda ortalama 80-85 adet patent başvurusu ve bunlardan 30-35 tanesi onaylanmakta. Genellikle biyoteknoloji alanında startuplar ve lisans gelirleri de bu doğrultuda biyoteknoloji alanında geliyor. Çok küçük bir teknoloji transfer ofisleri var aslında. Çok da yeni bir ekip. Zaten teknoloji transfer yazılımının önemini konuşmamın sebebi de aslında bu. Yeni bir ekip ama kurumsal hafıza orada. Bununla ne demek istiyorum? Bu ekip senelerden beri teknoloji transferi yazılımını çok etkin olarak kullanıyor.
Ve böylelikle database ve bilgiler kaybolmamış olarak saklanıyor ve bunun en önemli nedeni de tüm prosedürlerde ayrılmaz bir parça olarak kurgulanmış. Ve her aşamada ve herkes tarafından çok etkin olarak kullanılıyor. Hepinizin de takdir edeceği üzere aslında buluş bildirim süreçlerinde şeffaflık oldukça önemli, özellikle üniversitelerde, ve bunu sağlamakta da oldukça etkin olarak kullanıyorlar. Öncelikle hani çok fazla key feature'lar üzerinden gitmeyeceğim ama teknoloji transfer programlarıyla, bu software programlarıyla neler yapılıyor? Aslında stratejik fikri mülkiyet yönetiminin her aşaması takip ediliyor, projeler takip edilebiliyor ve daha da önemlisi bunlar birbiriyle ilişkilendirilebiliyor. Böylelikle de bütün resim çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Hepinizin bildiği üzere aslında üniversitelerde fikri mülkiyet yönetimi şirketlerdekinden biraz daha farklı. Bunun sebeplerinden biri sınırlı bütçelerin olması ve bir aslında bir defense stratejisinin izlenemiyor olması. O yüzden de büyük resmin görünmesi bu anlamda da çok önemli. Öncelikle bu yazılımlara sadece idari amaçlı bakmamak gerekiyor ve asıl önemli olan şey kurumunuzun stratejik hedeflerini belirlemeniz ve o software programının markası ve size sunduklarının ötesinde ne kadar flexible ve ne kadar sizin ihtiyaçlarınıza karşılık verebiliyor aslında ölçmek ve bu anlamda kurgulamak çok önemli. Onun önemini bir kez daha orada gördüm. Ve daha önce de belirttiğim gibi proaktif bir buluş bildirim prosedürünü yürütmek çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki en önemli paydaşlarımız, akademisyenlerimiz ve buluşçularımız ve burada da şeffaf bir süreç yönetmek önemli. Ve bu software'ler oldukça faydalı bu anlamda. Hani kapatmadan önce birkaç önemli konunun üzerinde durmak gerekirse, öncelikle kurumun ve TTO'nun amaçlarını iyi belirlemek gerekiyor. Bu zaten hani sadece software kullanımı için değil, bu zaten biliyorsunuz önemli bir konu. Ve prosedürlerin bir parçası haline getirip bunu bir yük olmaktan öte hayatınızı kolaylaştıracak bir sistem olarak kullanmak tavsiye ediliyor. Ve büyük resmi görmek anlamında da ve finansallar da dahil olmak üzere büyük resmi görmek adına oldukça faydalı olduğunu gözlemlemiş olduğumu tekrar söyleyerek bitiriyorum galiba. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de projemizde özellikle bir bölümünde strateji üzerine odaklandık ve TTO'ların strateji planlarına çalıştık. Dartmouth 250 senedir yapıyorsa biz de pek geride kalmamışız. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Esra Ayhan Hanım'ı çağırıyorum. Bilkent Üniversitesi TTO'dan. Teşekkürler. Merhaba, ben Esra Ayhan Çakır. Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Hakları Uzmanı olarak görev yapıyorum. Biz Anadolu Üniversitesi'nden Rabia Taş'la birlikte New Mexico Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Oranın Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret ettik. Öncelikle küçük bir teknoloji transfer ofisi olmasına rağmen birkaç metrikten bahsetmek istiyorum. STC 2016 yılında 102 buluş bildirimi almış. 2017 yılında bu sayı 114'e yükselmiş. Bunun dışında Amerika'da tescilli patent sayıları 2016 yılında yine 69 iken 2017'de 74'e ulaşmış. Yine 2016 yılında aslında market pazarlamayı burada anlatmak istiyorum en çok. 2016 yılında 54 tane lisans ve opsiyon sözleşmesi yapılmış. Bu sayı 2017 yılında 58'e ulaşmış. Bu sözleşmelerden kazandıkları toplam gelir de
$2.5 milyon 2016 yılı için. 2017'de bize söyledikleri, yani 2017'nin henüz sonuna gelinmemişti, biz yarısını aldık. $2 milyon civarında bir net gelirleri var. Burada pazarlamanın biraz akışından bahsedecek olursak, önce buluş bildirimiyle başlıyorlar. Ardından kısa bir patent araştırması yapılıyor. Bir market araştırmasıyla devam ediliyor. Bizde teknoloji özeti olarak geçen, onlarda gizlilik içermeyen bir özet hazırlanıyor. Ardından bir pazarlama planı hazırlanıyor. Genel olarak bir firma listeleri var zaten ellerinde. Bu listeyi her buluşta genişletiyorlar. Ardından bu firmalarda kontaklarla iletişime geçiyorlar. Burada en önemli başarılı bir pazarlamanın buluş sahibiyle yani TTO arasındaki yakın ilişkiyle sağlanabileceğini söylediler bize. TTO bir gizlilik içermeyen bir teknoloji özetiyle başlıyor. Bu özetin içerisinde buluşla ilgili varsa bir makale, bir video ya da yayınlanmış herhangi bir dokümanı bu özetin içerisine yerleştiriyorlar. Ve bu özeti öncelikle Flintbox dedikleri web sitesinde kullandıkları bir sisteme yüklüyorlar. Bunun dışında da aynı zamanda firmalara göndermek için de kullanıyorlar. Bu da görebileceğiniz iki örnekten biri. Önceki teknik var, şu anki teknoloji nedir? Yani bu buluş hangi teknolojiden bahsediyor ve bununla ilgili bir patent varsa patent numarası, ki patent numarası olmadan genelde firmalara herhangi bir bildirim yapılmıyor. Bu da başka bir örnek. Yine burada buluşun uygulamaları da bahsedilmiş. Bunun dışında bir patent araştırması yapıldıktan sonra bir pazar araştırması yapılıyor. Bunun dışında networking ve hazırlanan dokümanlarla TTO bir buluşla ilgili tüm uygulama alanlarını çıkarıyor aslında. Bununla birlikte buluş sahiplerinin eğer varsa endüstriyle kontakları da kullanılıyor. Pazarlama aktivitelerinde direkt pazarlama dışında ilişkilerin kullanılacağı daha çok networking gibi organizasyonlar yapılıyor. Seminerler, teknoloji sunumları gibi. Web sitelerinde kullandıkları Flintbox yine aynı şekilde teknolojilerin yüklendiği bir sistem. Yazılı tanıtım materyalleri kullanılıyor, broşürler, gazeteler gibi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorlar. Bunun dışında teknoloji sunumları girişimcilere ve yatırımcılara yapılıyor. Buluş sahiplerinin birbirleri arasında da aslında buluşları anlatması da çok söz konusu. Zaten çok büyük bir alan değil. Dolayısıyla buluş sahipleri de birbirlerine bilgi veriyorlar buluşları hakkında. Bunun dışında hali hazırda var olan kontaklarını da kullanıyorlar. Pazarlama araçlarında Flintbox ve Sofia en çok kullandıkları araç. Flintbox üzerinde her buluşun bir opsiyon ve lisans fiyatı var. Bu da lisanslama direktörü tarafından belirleniyor. Sofia'da buluş sahiplerinin buluşlarına yükleyebildikleri bir sistem. Buradan da buluşa ilişkin tüm bilgiler burada yer alıyor Sofia'da. Sosyal medyada her mecrayı farklı açıdan kullanıyorlar. LinkedIn'de daha erken aşama teknolojiler yükleniyor. Bir de yeni bir kontak bulunması gerekiyorsa teknolojiyle ilgili LinkedIn'i o yüzden kullanıyorlar. Facebook'u daha çok mesela fikri mülkiyet eğitimi gibi, girişimci eğitimleri gibi böyle hedef katılımcıların olduğu eğitimler için kullanıyorlar. Twitter'ı da işte kahvaltı gibi organizasyonların açıklandığı bir sosyal etkinlik sitesi şeklinde kullanıyorlar. Pazarlama için hedef kişileri genelde firmalarda iş geliştirme direktörleri,
pazarlama direktörleri ya da ARGE direktörleri oluyor. Ama teknoloji riskli bir teknoloji ise, yani az önce gösterdiğim özetlerde anlaşılacak şekilde ise, bunları genelde paylaşmıyorlar firmalarla. Sadece tek bir satırda anlatmaya çalışıyorlar teknolojiyi. Eğer firma ilgilenirse teknolojiyle geri dönüyorlar. Bunun dışında kullandıkları destek tool'ları var. Constant Contact, kontak kişilerin her zaman içerisinde yer aldığı bir sistem. Anketleri buradan hazırlıyorlar. Frost & Sullivan bizim de bildiğimiz bir pazar araştırması tool'u. Medtrack ilaçlarla ilgili, Euromonitor detaylı market raporları hazırlanması için, PetSnap patent araştırması ve lisans fiyatlarının görülebildiği, AutoHarvest'ta otomotiv teknolojileriyle ilgili. Teşekkür ediyorum. Ben biraz sunumu fazla uzun hazırlamışım. Burada bitiriyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sahneye İzmir'den, İzmir Yüksek Teknoloji'den Miray Karakuzu Hanım'ı davet ediyoruz. Merhabalar herkese. Ben Miray Karakuzu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden size bir ufak bir sunum yapmak istiyorum. Biz Müge Hanım'la birlikte gitmiştik. Müge Hanım aslında ana iyi uygulama örneği olan Proof of Concept ya da Maturation Fund denilen kısmı size aktardı. Deniz Bayhan Hanım ve Silvia Cogni Hanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu iki hafta bizim için benim tahminimden çok fazla yoğun geçti. Çok fazla ziyaret ettik, çok fazla seyahat ettik. Hem dört tane sat, şurada göstereyim size. Dört tane satı ziyaret ettik. Onların yanı sıra bu satların ekosisteminde bulunan diğer kurumlarla da etkileşim bulma şansımız oldu. Bu sayede, yani sonuçta bir TTO dediğiniz organizasyon tek başına işlemiyor. Daha sistemi anlama şansımız oldu. SAT nedir? SAT bir hükümetin, Fransa hükümetinin bir inisiyatifiyle 2012 yılında başlatılan bir süreç. Aslında çok nispeten yeni, sonuçları yeni yeni ortaya çıkıyor. 14 tane SAT var, bunlar bölgesel. Bölgesel ne yapıyorlar? Bu bölgedeki kamu ARGE laboratuvarları ya da üniversitelerdeki teknolojileri bir seçerek buradan Proof of Concept'le daha TRL seviyesine yukarı çekebilecekleri, daha şirkete, lisanslamaya gidebilecek hale getirmek için projeler yapıyorlar. Aslında bunlar bir proje geliştirme ofisleri. Yani bizim bildiğimiz klasik TTO'dan daha avantajlı, daha güçlüler. Çünkü daha çok fona sahipler. Bizim o ölüm vadisi dediğimiz yerde bir fon yükleme şansları var. İki tane SAT üzerinden ben size iyi uygulama örneklerini anlatacağım. SAT Connectus'a ziyaret ettik. Benim çok beğendiğim, içlerinden oldukça beğendiğim bir SAT. Çünkü orada hali hazırda bir ekosistem varken bu finansmanla birlikte bir TTO kuruluyor. Çünkü bir altyapının olması, yani bizde de görüyoruz, yani her TTO her bölgede aynı sonucu vermiyor. Burada dört farklı yere gitmemiz de farklı ekosistemleri görmemiz açısından fayda sağladı. Ekosistemle etkileşim anlamında üç ekosistem paydaşını burada paylaşıyorum. Bir tanesi sanayici, bir tanesi inkübatörler, bir tanesi kuluçka. Sanayici ile etkileşimde özellikle bizim üniversitemizde, belki birçok üniversitede yaşadığımız şey, teknoloji olgunluk seviyesi düşük olan teknolojilere, patentlere çok ilgi duymuyorlar. Çünkü risk yüksek. SAT Connectus bu etkileşimi arttırabilmek için Co-Conception Fund, yani Co-Conception programı geliştirmiş. Bu programın amacı, sanayiciye diyor ki gel iki tane İK'nı, iki tane ARGE mühendisini buraya koy. Ben senden para istemiyorum, alım taahhütü istemiyorum. Sadece bu projenin geliştirilmesi için bana feedback ver. Bu feedbacklerle birlikte bu teknolojiyi seversen ben sana ön lisans satım hakkını veririm. Böylece neyi sağlıyoruz? Bu teknolojiyi o firma almasa bile teknolojinin piyasaya, piyasanın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşmasına, yani hani hangi sektöre gidecek, hangi uygulama alanına gidecek, bu çok büyük bir katkı oluyor. Semia fiziksel olarak da SAT Connectus'a oldukça yakın bir inkübatör. İnkübatörle olan ilişki iki yönlü. Yani buradaki
proof of concept fonlarından çıkmış olan projeler şirketleşerek bu inkübatöre gidebiliyorlar. Ya da inkübatördeki teknolojiler, o girişimcilerin teknolojileri ilerledikçe SatConnectus'un proof of concept projelerine girebiliyorlar. Yani bir TTO'nun kuluçka ile ilişkisinin önemini zaten biliyoruz ama burada oldukça güçlü. Alsace BioValley'de oldukça güçlü bir healthcare, yani yaşam bilimleri alanındaki bir cluster. Bir cluster ile etkileşim çok önemli. Ne açıdan? Yatırım bulabilirsiniz. Piyasa nereye gidiyor onu bulabilirsiniz. Çok rahat connection'lar bulabilirsiniz. Elinizde bir teknoloji vardır. Teknolojinin hangi uygulama alanı olur? Nerede doğru kontak kişisi vardır? O yüzden güçlü bir cluster'a sahip olmak. Bizim ülkemizde de var ama çok fazla böyle yaşam bilimleri gibi alanlarda henüz kümelenmeler oluşamadı. Bu tarz kümelenmeler oluştuğu zaman TTO'larımız oldukça destek olacaklardır. Teknolojilerin derlenmesi konusundaki bir iyi uygulama örneği de SatConnectus, bölgedeki bütün laboratuvarları, araştırma merkezlerini, araştırmacıları çok güzel bir veri tabanı yapmışlar. Bu enteraksiyonlu bir veri tabanı. Siz gidip bazı keywordleri girerek buradan araştırmalar yapabiliyorsunuz. Yani çok kısa bir sürede Alsace bölgesi, bölgedeki araştırmacılar ne, altyapı ne, ben hangi ihtiyacımı kullanabilirim? Örneğin biz Türkiye'de bu sıkıntıyı çok fazla yaşıyoruz. Bazen kendi üniversitemizin içerisindeki bile altyapılara, bu altyapıların imkanlarına erişmemiz zor olabiliyor. Yani çok özelliklerini bile bilemiyoruz. Bu da bence uygulanabilir. Örneğin bölge bazında olmasa bile il bazında iyi bir uygulama olur. Benim sunumumdaki ikinci sat, Sat North. Kendisi Lille'de konumlanmış durumda. Söylediğim, bitti mi? Bir dakika. Söylediğim üzere proof of concept fonunu uygulayabilmek için teknoloji seçiliyor. Peki bu teknolojiler tamamen tek bir merkez ofisten seçilmesi çok zor. Olduğu için Sat North'ta bölgesel ofisler de kurulmuş durumda. 3 tane Lille, Reims, Amiens kısmı şehirlerinde ya da bölgelerinde 3 tane bölgesel ofisteki bir kontak pointleri direkt o laboratuvardaki araştırmacıları ziyaret ederek, üniversiteleri ziyaret ederek daha yerinde etkileşim sağlayabiliyorlar ve aynı zamanda Lille'in şehrin lokasyonu nedeniyle sınırlar arasındaki etkileşimler, yani Almanya, Londra gibi diğer ülkelerle de etkileşimi çok rahat sağlayabiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Çok teşekkür ederim. Panelimizin son sunumunu Eskişehir'den Rabia Hanım, Rabia Taş Hanım, Arincom TTO'dan gelip bizlere sunacak. En iyisini en sona bıraktık gelmişim. Ya. Son olduğu için bir 15 dakikanızı alayım. Herkes gözler açıldı, tamam. Merhaba. Ben Rabia Taş, Anadolu Üniversitesi Arincom Teknoloji Transfer Ofisi'nde yönetici yardımcısı olarak görev yapıyorum. Biz STCUNM University of New Mexico ziyaretini Bilkent'ten Esra Hanım'la beraber gerçekleştirdik. Esra Hanım pazarlama sunumunu yaptı. Ben biraz oradaki bölgesel, aslında yerel özelleşmiş aktivitelerden bahsediyor olacağım. Bizim gittiğimiz teknoloji transfer ofisinin vizyonu, misyonu aslında çölde bir yağmur ormanı yaratmaktı. Bu rainforest fikri, böyle bir kitap var aslında, Rainforest, ve bunun içerisinde tamamen adım adım bir girişimcilik, inovasyon ekosistemi nasıl kurulur bir şehirde, bir bölgede, bunu tanımlıyor. Ve onlar bu kitaptaki her adımı 1996 yılından itibaren uygulamaya başlamışlar ve istikrarlı bir şekilde yürütüyorlar. Neden çölde bir yağmur ormanı dediğimizi de belki bu fotoğraf biraz size resim olarak canlandırabilir. Gerçekten sosyal yaşantı vesaire, yani etrafa baktığınızda böyle inovasyon, teknoloji, gözde canlanacak bir sanayi, hiçbir şey yok. Yüksek apartmanlar yok zaten. Alan o kadar geniş ve insan sayısı o kadar az ki herkes kendi küçük evlerde yaşamayı tercih ediyor. Fakat bu ortamda 1996'dan bu yana işte 62 bin dolarla başlayan gelirleri şimdi 2 milyon dolarlarla ifade ediliyor. Bunu başarırken hepimizin yaptığı gibi, yani ya da yapmaya çalıştığı gibi, teknolojileri fikri haklarla koruyarak, bunları sanayiyle, toplumla buluşturarak, lisanslayarak gelir elde etmek. Fakat bir üçüncü misyonları da üniversiteyi
bölgede bir aslında katalizör gibi görüp burada bir ekosistem yaratmak ve bu ekonomik kalkınmaya destek sağlamak. Bunun için kullandıkları 3 program var. Bir tanesi Innovate Albuquerque. Innovate Albuquerque'den sonra eyaleti kalkındıracak Innovate New Mexico ve onu da tamamlayan bir ekonomik development forumları var. Innovate Albuquerque aslında tamamen bir tasarım, bir şehir planlama projesi diyebiliriz bunun için. Şehrin genelinde şöyle bir hat üzerinde gösterecek olursak, üniversiteyi, üniversiteden sonra işte hastaneler, oteller, yaşam alanlarını, onun devamında Fat Pipe gibi bu co-working space'lerin beraber çalışma alanlarının olduğu mekanları, onun yanında işte TTO'nun da içinde bulunduğu Rainforest Building dedikleri ana merkezi ve diğer startupların konuşlandığı ticaret bölgelerini tek bir hat üzerinde toplamayı hedeflemişler. Ve bunun için atılan adımı gerçekten bütün şehir destekliyor, sponsorlar destekliyor ve bu tamamen bir memleket meselesi olmuş diyebiliriz. Bu yaptıkları yeni bina, binanın örneğin arazisini üniversite satın almış fakat geri kalan her şeyi inşası sponsorlar desteğiyle yapılmış. Bu binada teknoloji transfer ofisi var. Onun dışında öğrencilere girişimcilik eğitimi veren departmanlar var ve üst iki katı da öğrenci yurdu. Öğrencilerin de burada kalmasını sağlıyorlar ki bir etkileşim olsun. Şu anda içerideki kurumlar işte STC, UNM, TTA oluyor. Üniversitenin İnovasyon Akademisi var, Makerspace'ler var, öğrenci yurtları var. Ulusal laboratuvarlar da burada, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı gibi. Böylece bir etkileşim ve sinerji yaratarak aslında Albuquerque'de bir inovasyon ekosistemi kurmaya çalışıyorlar. Bunun bir adımını da şehirde kurulan ekosistemi eyalete yayarak Innovate New Mexico programını sürdürmek. Burada University of New Mexico yalnız değil, bölgedeki bütün üniversiteler, bütün ulusal laboratuvarlar, Sandia Lab dahil, hepsi bir arada. Yaptıkları şey New Mexico eyaletini inovasyonla kalkınan bir ekonomi haline getirmek ve zaten hedefleri de 2020'de State of Innovation olmak. Yılda bir kez teknoloji showcase düzenliyorlar. Bu teknoloji showcase'de şurada gördüğünüz kurumların, üniversitelerin, işte ulusal laboratuvarların her birinden ikişer tane teknoloji seçiyorlar. Sadece iki teknoloji. Yılda bir bu teknoloji showcase'de yatırımcıların karşısına çıkıyor ve insanları Albuquerque'ye ya da New Mexico'ya getirebilmek için de bu tip etkinlikleri ulusal festivaller ya da turistik etkinlikler tarihine denk getiriyorlar ki hani o bölgeye bir turistik geliş amacı da olsun. Çünkü aksi halde insanlar 20 tane teknolojiyi dinlemek için ülkenin bir ucundan bir ucuna seyahat etmek istemeyebilirler. Bir diğer araç da Economic Development Forum. Burada da bir şunu hedefliyorlar. Aslında şuradan anlatsam daha iyi. Bölgede eğer knowledge worker jobs denen yani inovasyona, startuplara, girişimciliğe dayalı bir ekonomi yaratılırsa, böyle bir altyapı kurulursa mezun öğrenciler eyaletten ayrılmaz. Burada çalışmaya devam ederler. Onların kuracakları startuplar yeni istihdam imkanları yaratır ve bu da ekonomik kalkınmaya sadece şehirde değil bölgede katkı sağlar diye. Destekleyen mekanizmaları da var. Bir tanesi SCORE. SCORE bir mentor ağı. Mentor ağı da şu, emekliye ayrılmış iş adamları aslında gönüllü olarak mentorluk desteği veriyorlar. Bu bütün ulusta var. İnternet sitelerine girip inceleyebilirsiniz, tamamen ücretsiz. Bir de New Mexico Angels var. Yine sadece New Mexico içinden iş adamlarının ya da avukatların, yani melek yatırımcı olmak isteyenlerin bir araya geldiği bir ağ ve tek kriterleri yine sadece bölge içinden çıkan teknolojilere yatırım yapmak. Böylece topyekun bir kalkınma inovasyon hareketine girmiş oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum süreyi kullandık. Çok teşekkürler. Panelimizi burada tamamlıyoruz. Şimdi kahve aramız var. Tekrardan bu projelere destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Chers amis de BPI France, nous sommes faits un merveilleux voyage avec vous. Merci beaucoup à tous. Dear friends of VentureWell, we had a fantastic trip with you. Thank you very much for all. Thank you. Bizler de size teşekkür ediyoruz Sayın Doğan Taşkent'e ve deneyimlerini paylaşan çok sevgili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesi açıkçası sahneye almak istiyorum, deneyimlerini paylaşan ekibimizi bir fotoğraf çekerken diğer konuklarımızı da bir kahve molası 15 dakika sonra sizleri tekrar aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Çok teşekkürler.
Perçitinkilerini kullanıyorum ya. Alacağım anasını satayım.